Sanat'ta bugün Mithat Cemal Kuntay'ı görüşeceğiz. Sevgili Selimilerle tabi. tabii. Şimdi Mithat Cemal Kuntay hepimizin okuduğu kitabı Üç İstanbul. Üç İstanbul. Fakat o kadar farklı yanları var ki. Evet. Siz söylediğiniz diye Beşir Ayvazoğlu'nun 1924 kitabını okudum. Orada çok enteresan portre çıkıyor ortaya. Hukuk fakültesini bitirmiş. 1885 doğumlu. Evet hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde katiplik yapmış. Devlet katında bir takım görevler almış ama yoksul bir adam. Onu görenler anlatıyor işte Hı. ayakkabıları dikiliydi, gömleği eskiydi falan diye. Sonra 1924 yılında noter oluyor. Beyoğlu noteri ve orada birdenbire varlık kazanıyor. Varlık sahibi oluyor. Mısır apartmanına geçiyor. Orada Beşir Ayvazoğlu çok güzel bir sahne Baş yakalamış. Başyapıttır o değil mi? Yani, Beşir Beşir'in Beşir bir kitabı. Evet. Yani ne güzel böyle Beşir Ayvazoğlu gibi çalışkan bir Muazzam. insanın... Muazzam. Evet. ...Türk Edebiyatı üzerinde vakit ayırması. Orada yemeğe çağırmış. Evet. Mehmet Akif var. Ee, Canab-ı evet. Anadolu'da öğretmenmiş. İstanbul'da tatile evet. geldi onu da çağırmış. Mehmet Akif... Ee, Süleyman ama... Nazif. Değil mi? Evet. Bir kaderi Adül. anlatıyor tabii Beşir Bey orada. Aslında o yakın çağın bütün edebiyat dünyasını inanılmaz bir... Son 3 İstanbul romanında da mesela Mehmet Akif'e benzeyen bir tip var. Çok evet. namuslu, çok evet. dürüst, evet. çok yalın. Raif. O Adnanlardan biriyle evet. beraber ama Adnan ona hiç benzemiyor. Muhteris. Değil mi? Muhteris Adnan. Muhteris evet. Adnan. 3 tane Adnan var. Evet. Değişik üç dönemde. Şimdi Beşir Ayvazoğlu'nun kitabını okuduktan sonra daha yakından tanıdım. Yani orada artık gayet görkemli mobilyalar imkan genişlemiş. Eh, Beyoğlu Derken şeyden Mısır Apartmanı, bir Mısırlı Paşa'nın evet. apartmanı o sonra Mehmet Akif Atıp alıp Mısır'a götürüyor. Ama Akif de sonu o apartmanda bitiyor. Tabii. Ama sonra e, şeyin Apül Hakamidin kaldığı Maçkapalesin karşısındaki e, Narmanlı apartmana taşınıyor. Evet. Yine öyle görkemli eşyalarla. Yani müthiş bir olay. E, şey kadar. Beşir Ayvazoğlu beni etkiledi. E, bence de Beşir Bey zaten e, bütün son yıllarda yaptığı çalışmaların hepsinin. ...özenle yani benzeri olmayan bir özenle yazılmış bu kadar olduğunu... Bu çalışkan bir insan ...ve çok ne kadar, e, ne kadar kültürümüze hoş. herhalde hem edebiyat kültürümüze hem kent kültürümüze... ...hem de yaşama kültürümüze çok büyük katkısı olan yapıtlar olduğuna inanıyorum Beşir Bey'in kitaplarının. Tabii bu Beşir Bey büyük bir zarafetle 1924 için anlatı... ...hatta ilk baskılarında anlatı bile demedi... Bana sorarsanız o fevkalade bir modern roman. Tıpkı Üç İstanbul'un da kendi dönemi için çok modern bir roman evet. oluşu gibi. O, maalesef o yıllarda ben benim Üç İstanbul'la tanışmam çok ilginç bir şey. Ee, orta bir veya ikideydim. Her gün e, Ankara Caddesi'nde bir uçtan bir uca vitrinlere bakmak, camekanlara, kitaplara görmek için inip çıkardım. Semih lütfi kitabı diye şimdi yok artık. Ya bilirsiniz. bilirsiniz tabii hatırladınız. Onun cam mekanında 3 İstanbul diye böyle eski, toz toprak içinde zaten 38 galiba baskısı. Evet. Onu bulmuştum ve ona okumaya çok istemiştim 3 İstanbul. Ama yazarı tanımıyorum. Okumakta zorlanmıştım. Bunu yıllar sonra anladım. Mitat ee, Mithat Cemal Bey o güne kadar bildiğimiz roman üslubunu Ali Siyah Bey var, ötekiler var, hepsi var. Ama sentaks olarak, söz dizimi olarak başka bir üsluba götürmek istemiş. Eski şiirimizi de çok iyi bildiği için söz dizimini okurken zorlanıyorsunuz. Ama sonra o müthiş bir üsluba dönüşüyor. Üç İstanbul'u o açıdan uzun yıllar kimse pek irdelememiş. Hatta maalesef. Bazı edebiyat tarihçilerimiz adları hiç önemli değil. Onlar da emek vermiş çünkü. Bozuk bir söz ismi var diyor. Halbuki adam onu <laughs> var etmek farklı için... Farklı bir şey. Tabii farklı. Eski bir geleneksel e, üsluba bağlamak için... yepyeni bir Mithat Cemal üslubu kurmuş ki... ...sanıyorum öteki monografilerinde de hem e, Nam Kemal'de... ...hem Mehmet Akif'te aynı üslubu görmek mümkündür. Şeyde şimdi Mithat Cemal'e baktığınız zaman böyle bir mücevher arayıcısı gibi evet. e, toplumdaki yıldız isimleri yakalamış. Evet. Yani Mehmet Akif bunlardan biri, Kamit bunlardan biri. Yani o mesela bir şeyin Beşir Ayvazoğlu'nun 1924 sofrasındaki evet. isimlere baktığınız zaman hepsi birer yıldız. Tabii, o yıldızları muhakkak. bir araya getiren de Mithat Cemal Bey. Evet, evet. İthat Cemal Bey. Müthiş bir olay. Ve ayrıca şu da çok ilginç dünya görüşleri, yaşam biçimleri olarak Kamil Bey ile Mehmet Akif Bey apayrı iki insan. Onların arasında o dostluk kurulmasına, pekişmesine hepsine onun dostluğu yani doğrudan da Mehmet Akif Bey'in kendisi ve Mithat Cemal Kuntay'ın kendisinin katkısı var. Yani o sofra kurula, kolay kurulacak bir sofra değil baktığınız vakit. Tabii 1924 sofrası. Evet. Mithat Cemal Kuntay'ın o görkemli mobilyalarının eşliğinde, o görkemli sofra... Ah içki de olsa diyor biri. E, Abdülhak Hamit Bey. Abdülhakamit evet. Bey. Şeye bakıyorlar, Mehmet Akif'e bakıyorlar netice, muhafazakar bir insan. Ya ben içmedikten sonra isteyen içsin diyor. Ve içki servisi de yapılıyor sofrada. Böyle bir olay müthiş yani. Müthiş bir incelik bu tabii. Evet. Her adamda müthiş bir incelik olduğunu düşünüyorum. Sonra bir tat Cemal'in başka eserleri üzerinde de pek durulmamış. Üç İstanbul bize bir defa e, ikinci baskısı zannediyorum 70'lerde. 70'lere kadar uzun yıllar öyle bir romanın varlığından çekmedi. kimsenin haberi yok. Ondan sonra bir Üç İstanbul şöhreti oluyor. Ama buna mukabil Mehmet Akif Bey için yazdığı iki ayrı kitap var. Birisi uzun bir monografi, ötekisi anılardan. Bu kitaplar şimdilerde yeniden ancak basılıyor. Bu da birer monografi mi? Namık Kemal için iki cilt. Çünkü onun içinde o kadar detaylar var ki ancak müthiş araştırmacı bir adammış. Biraz da az eser vermesinin sebebi. Yani diyelim ki Namık Kemal Magosa'da nasıl yaşadı? eh, nasıl? Hayır öyle değil. Bugün ne yedi? Bulabilirse ona kadar gitmiş. 5 Beşir Ayvazoğlu'ndan öğrendiğimize göre e, eğer bir kaynağa ulaşırsa onu elde etme evet. konusunda müthiş muhteris. Evet, evet. Kitabı alıyor ya da belgeyi alıyor. Kitabı, eşyayı, bardağı hastalık derecesinde ama onları kendi için değil, yapacağı Yaz, eser için, için herhalde bu kadar büyük bir araştırmaya yol açıyor. Şimdi Mehmet Akif portresine baktığım zaman... Şimdi Üç İstanbul'un bir portresi gibi. Evet. Yani içinde... E zaten bulundu... çok sözünü kesiyorum. Ee, o Raif Hoca'yı orada yazarken herhalde doğrudan doğruyu onu örnek almış Tabii ki. Yani içinde bulunduğu toplumun bütün şartlarına uymuyor. Evet. Kendi kişiliği, ahlaki değerleri, değer ölçüleri çok farklı. Beraber olduğu insandan, o söz konusu olan Adnan'dan, Adnan'dan da Adnan'dan öğreniyoruz, evet. Adnan'dan da farklı. Yani bir kere onu yakalamış. Toplumdaki o yıldız isimlerle toplumun o andaki durumu arasındaki çelişkileri çok iyi yakalamış. Değil mi? Çok. Ee, yalnızca Raif Efendi ve Adnan meselesi değil, kadın kahramanları da içinde o romanın. Yani biri son derece başka hayat değerleri de, hayatta başka şeyleri değerli görüyor. Öteki belki kız bambaşka kişileri görüyor. E, o devre kadar baktığınız vakit e, romanlarımızda bir çizgide insanlar anlatılmış. Halbuki İstanbul, 3 İstanbul çizgi dışına bir noktaya alıp götürüyor. Bir de 3 İstanbul'da şu da hiç anlaşılmamış sanıyorum. E, bazı eleştirmenler diyorlar ki veya edebiyat tarihçileri işte tesbih kaç çeşit tesbih var onu araştırıp romana yığmış. E bugün baktığımız vakit onun ne kadar önemli olduğunu fark tabii ediyoruz. Tabii, tabii. Eğer oraya koymasaydı... ...haberimiz bile olmayacaktı. Yani Balzac yapınca bu... ...töre romançılığı oluyor. Mithat Cemal yaptığı vakit... ...güme gidiyor. Yani adeta böyle teşrih etmiş. Evet, Türk toplumunu. Tabii. E, eşyaları. Eşyalarıyla. Yani, yani o tasvirler herhangi bir tasvirler değil. Balzac'tan edindiğimiz kadar... Mithat Cemal'den de o devirdeki İstanbul'un eşyasını öğrenme imkanı sahibiniz. Şimdi onun İstanbul ne zaman dolmuş onu düşündüm. Galiba 1924. Evet. Yani 3 İstanbul 1924 öncesi. Öncesi başlıyor. Evet. evet. Yani Abdülhamit dönem var. İttihat Terakki dönemi dönem evet. var. Son dönem var. Ondan sonra artık e, Mithat Cemal Kuntay da yerleşik toplumun yerleşik bir parçası oluyor işte. Noter olarak. Artık onun için toplumun değişik yüzleri değil, toplumdaki değişik yüzler galiba ilgi çekmeye başlıyor. Değil mi? Olabilir. Çok enteresan bir yaklaşım. Düşünmedim. Ama edebiyata bağlılığı ve edebiyatçı dostlarına yakınlığını sonuna kadar koruyor. Yardımcı olma konusunda da, kendisinden sonraki kuşağın yazarlarına da yakınlığını hep sonuna kadar korumuş. Yani bugün Türk edebiyatı hakkında sevgi duyan ilgi duyan herkesin Mithat Cemal Kuntay'ı tanıması lazım. Yani açıkçası bizim kuşak Mithat Cemal'in pek farkında değildi. E evet, değildik tabii. Ha. Yani ben bir deli edebiyat hayranı olduğum için o kitabı oradan e, harçlığımdan verip almıştım. Kaldı ki aldım ama yıllarca ben de okumadım. Yani, yani evde ben de durdu de o kitap. program kitab. için Mithat Cemal Kuntay'a sardım, merak ettim. Ne kadar önemli, ne kadar dikkatli bir gözlemciymiş nasıl kaçırmışım şimdiye kadar onun farkına vardım. Sanıyorum benim yüzümden kaçırdığınız bir başka e, sürpriz kitap var şimdi elimde. Bu yıllar sonra, geçen sene yayımlandı. E, Fethin, İstanbul Fethi'nin 500. yılı için Son Posta Gazetesi'nde tefrika edilmiş Fatih ve Fetih. Şimdi bu da, bu da çok önemli bir kitap. Bugüne kadar e, okuduğum İstanbul Fethi'yle ilgili ya e, Hamasi kitaplar ya da ne bileyim Bizansçıları, Bizans'taki yaşamış olan tarihler. E, i̇kisi de ortasında bir denge aramış Mithat Çamal. Çok enteresan çünkü yakın zamanda Netflix'te bir film kanalı evet. var. Orada Osmanlılar diye Hı. Fatih ve İstanbul'un fethi üzerine bir altı bölümlük bir dizi vardı. Öyle bilmiyorum. Orada Fatih'i çok enteresan şekilde çizmiş acaba Mithat Cemal ne yaptı? Ben okumam lazım. Onu mutlaka size iletmek istiyorum. Yani bu konuya bu konuda Türkiye'de yazılmış en iyi monografilerden birisi de Samiha Ayverdi'nin e, manevi dünyası içinde Fatih kitabıdır. Hmm. Samiha'nın bunu yazılık çok yıllar geçmiş. E, Mithat Cemal de çok geçmiş. İkisinin sağ duyusuyla yaklaşan yeni kitaplar ne yazık ki yazılmıyor artık. Çok enteresan. Neyse Mithat Cemal'in e, Üç İstanbul'unu e, ele almışken diyorum ki Sezen Aksu'nun Ah İstanbul'unu ah, ne güzel. kibariyeden dinleyelim. Tekrar o Üç İstanbul'un hepsini birden e, kibariyede Yansıt. duyalım. Evet. <laughs> Uzanıp kanlı canın orta yerinde bir taşa Gözümün yaşını yüzdürürüm hisara doğru Yapacak hiçbir şey yok gitmek istedi gitti Hem anlıyorum hem çok acı tek taraflı bitti Bir lazım şimdi Fırat Cemal e, Kuntay'ı konuşurken, Türkiye'nin yakın geçmişini e, teşrih eden, bu çağa vurup hı hı. Ne, ne olduğunu gösteren insanlarıyla buna benzeyen bir yazar da Ernest Hemingway. O da o kadar uzun süreli Amerikan toplumunu ve dünya öyle teşhis, şey etmiş, teşhis etmeye çalışmış. Evet. 1920'lerde buraya geliyor. İstanbul'da Kurtuluş Savaşı hakkında Chicago Tribune'un muhabiri geliyor, şeyde burada Adnan adı var da konuşuyor. Kurtuluş Savaşı'nda neler olduğunu yazıyor Chicago Tribune. Ama o zaman hala meşhur bir romancı falan değil, sadece bir Hayır, gençlik, muhabir. Evet. Sonra Trakya'da kaçan Yunan ordusunun gidip röportajlar yapıyor, nasıl yenildiklerini. Ben o dönemde. Milliyete tercüme hı hı. etmiştim oğlum. Chicago Tribune'e yazdığı tefrika. Şeyde, tefrika. gibi. Hatırlıyorum. Ya. Şimdi e, Hemingway çok enteresan bir tip. Mithat Cemal'e tam benzemiyor. Yani teşrih açısından benziyor. Ama Mithat Cemal kendi toplamı küsmemiş. Ernest Hemingway Amerika'dan Avrupa'ya göç eden Amerikan aydınları. Birinci Dünya Savaşı'nda. Hani Paris'te Harry'nin barında toplanırlar. Scott Fitzgerald, Hemingway falan. Biz kayıp bir kuşağız derler. Sonra atlayıp İspanya İç Savaşı'na katılırlar. İtalya'ya giderler. Hemingway öyle bir adam. Sonra da bir Yerinde son duramıyor adeta. Ölene kadar da Küba'daydı. Küba'ya gittiğimizde hatta onun evini deniz kıyısında böyle bir ahşap evi vardı. Onu ziyaret ettik. Sonra da Amerika'da intihar etti. Şimdi Hemingway müthiş bir yazar. Ee, onun okumadığınız kitabı kaldı mı? Vallahi Türkçe'ye çevrilen hemen her şeyi okudum, haklısınız. Ee, benim de çok sevdiğim bir yazar. Ama en çok sevdiğim ne dersiniz? Güneş de Doğar. Hmm. İşte o romanı kadar çarpılıp e e kaldı, bir romanı yoktur. O insanların... mutsuzluğu, mutsuzluğu. Yani sonunda evet dediğiniz gibi intihar ediyor ama baştan belli ki o sarsıntılı bir kimlik. Mithat Cemal halbuki biraz konformist bir kimlik. Yani tabii. durmuş oturmuş bir adam. Yerleşik düzen istiyor. Hemingway ...sizin de demin bahsettiğiniz gibi hep fırtına. Yani bir fırtınadan bir sükunete bir türlü geçememiş bir adam. Ka en iyi o açıdan da Güneş de Doğar. Onun yansıtı romanı gibi geliyor bana. Ben şeyde çok şaşırmıştım. Yani ihtiyar adam ve Oo, deniz. Yani bir balıkçının, yaşlı bir balıkçının hikayesi... Bu kadar az ve bu kadar kalın roman nasıl olur diye e son yapıtlarından birisi değil yani mi zaten? Yani müthiş bir şey. Evet. Yani o orada herhalde kendisinden de kendisinin içindeki bunalımdan da yola çıkan müthiş bir olgunlaşma var. Baş yapıtı herhalde o. Herhalde edebiyatçı açısından da büyük roman demek, evet. ince de, de kalın roman demek değil. Asla tabii o. Yani bir Tolstoy falan düşündüğün zaman böyle ciltler kalın. Bir de ihtiyar adam ve deniz incecik. Adile İlhan şey derdi, ben romanın tuğla gibisini severim, <laughs> alay ederdi. Ve eklerdi, çoğu ince roman, o tuğla gibi romanlar da çok daha fazla büyük romandır derdi. Dediğiniz gibi, ihtiyara davetiniz bir novella gibi gözükebilecekken, her anlamda çok önemli bir romandır. Şey, İspanya İç Savaşı'nda gayet iyi anlatıyor. Baş yapıtı şeyde en çok sevilen zannediyorum değil mi? Çanlar kimin Şunu çalıyor. Ya ya ya. Ve bizde de herhalde en çok Çanlar kimin için çalıyor okumuştur. E, güneşte duvarı öyle bir çok okunduğunu biliyorum. Herhalde yani farklı bir adam ve niye en sonunda intihara gidiyor? Onu, onu bir yazar olarak beni çok ilgilendiriyor. Hiçbir intihar. şey tatmin etmiyor artık onu. Evet. Anladım. Herhalde o var. Biraz da o kadar o savaşları yazmış, silahlara Veda da çok önemli bir kitap yani o. Savaşların olmaması gerektiğine kafa yormuş ama bakıyor ki dünyada bir... Ama enteresan olan bunların, bu Amerikalı grubun kendilerini sürgüne mahkum etmeleri. Evet. Ama o da çılgın bir sürgün. Ee, o da o konuda muhakkak okumuşluludur. Paris bir şenliktir. En güzel kitaplarından, anı kitaplarından birisidir. Yani Fiskeri alpler falan hepsi onda vardır. İşte biz kayıp bir kuşağız <gülüyor> oradan <gülüyor> evet, zaten. Oradan geliyor tabii. Oradan geliyor. İsterseniz e, Hemig de konuştuğumuza göre onun unutulmaz kitabının unutulmaz filmi Spencer Tracy Hı -hı. başrolde oynamıştı. İhtiyar, tek adam, ve... Tek evet. ihtiyar adam ve tek yıldız. İhtiyar adam deniz. Deniz'de saatlerce bir balık için ağını atan, çeken ve o ihtiyar adamın hikayesini filmden görelim. Bir şey soracağım size ama en son kaç yaşında seyrettiniz Mehmet Bey o filmi? 12-13 herhalde. Evet aşağı yukarı aynı. Bunca sene geçti o söylediğiniz sandaldaki bekleyişi asla unutmamıştım. Biz Unutum. de Unut. ki unutmamışsınız. Zaten o filmde bir çocuk vardı. Evet, o da, hep, evet, o, o, şeyden. o da, koş, evet. koşar hep onu evet. ihtiyar adam dönmesini bekler.